Evet, sana dönelim, seni bekletelim ama bir İran'a gidelim. Fulya Öztürk orada, Türkiye'den de tek giden gazeteci yanılmıyorsam İran'a. Şimdi İran kapalı bir devlet, öyle çok siyasi açıklamaları İran halkı da her yerde söylemez ve yapmaz. Konuşmaz, bu konuda biraz daha kapalı, içine dönük bir ülke. Ama şunu biliyoruz ki Fulya oraya gittiği andan itibaren hem röportajlarını gerçekleştirebiliyor rahatlıkla, değil mi Fulya? Hem de oradaki tansiyonu, nabzı yerinde takip edebiliyorsun. Nasıl tepkilerle Evet. karşılaşıyorsun Türkiye'den giden tek gazeteci olarak? Göksu, biz 13 Nisan gecesi İran'ın İsrail'e yapmış olduğu misillemeden saatler sonra bölgeye geldik. Evet, Türkiye'den gelen tek gazeteciyiz. Bazı kanalların temsilcileri var ama doğrudan gelip de burada günlerdir sahanın nabzını tutan tek kanalız açıkçası. Burada CNN Türk'ün gücünün altını çizmekte fayda var. Hem İran makamlarıyla temastayız, hem de sokakta rahat çekimler yapabiliyoruz. Normalde çok gerçekten alışık görüntüler değil bunlar. Böyle bakın, gecenin bu saati ben İran sokaklarındayım, yayınlar yapıyorum. Dolayısıyla almış olduğumuz izinler tabii ki önemli, kıymetli. Bir de CNN Türk'ün gücü de çok önemli. Şimdi biz an be an gerçekten objektif bir şekilde gördüğümüzü anlatıyoruz. İnsanlarla temas kuruyoruz. Zaman zaman mesajlar geliyor, cevaplandırmaya çalışıyorum ama şimdi ben pazar gününden bu yana ilk yayınımı geçen hafta öğlen 15 gibi yapmıştım Doğukan'la beraber. İşte Tebriz'de doğduk, Hoy'da doğduk, şu an başkent Tahran'dayız. Şimdi biz çok sayıda insanla konuştuk. İşte Türklerle konuştuk burada, işte İranlılarla konuştuk. Genel hava şu Göksu. Şimdi zaman zaman biliyorsunuz İran'da işte en son 2022 yılında Mahsamini olayları olmuştu. Sokakta insanlar başörtülerini yakmıştı. Kadınlar protesto yapmıştı ve aylarca sürmüştü. 300'den fazla insan hayatını kaybetti. 1000'den fazla kişi tutuklanmıştı. Şimdi zaman zaman protestoları oluyor İran'da. Özellikle işte başkent Tahran sokaklarında. 2022 yılından bu zamana baktığımız zaman işte polisin, İran polisinin biraz daha bu çok, çünkü şiddetli olaylar, protestolar olmuştu. Bu 2022'den sonra biraz daha, yani az bir şey daha, böyle hani biraz daha kurallar gevşetilmiş durumda. Elbette İran'da işte siyasi otoriteye karşı olan da var, tepki gösteren de var. Alınan işte kuralları benimsemeyen var, karşı çıkan var, var. Ama ben geldiğim günden beri, pazar gününden bu yana, özellikle İran'ın doğrudan ilk defa kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef alması, yani İsrail'e misilleme yapması. Çünkü ilk başta İsrail İran'ı vurdu. Daha sonra İran buna bir karşılık verdi. Cuma gecesi de bir patlama sesleri duyuldu. İran'daki havaya baktığımız zaman genel anlamda insanlar, bakın, otoritenin kurallarına, koyulan işte bu kurallara zaman zaman karşı olduklarını söyleseler de, fikirler her zaman uyuşmasa da bu durumda, bu İran-İsrail meselesinde ben daha böyle ortak ses duyuyorum burada. Doğrudan İran'ın, yani insanlar burada, İsrail bize saldırdı. Bizim işte 1 Nisan'da 7 tane generalimizi öldürdü. Bizim insanlarımızı öldürdü. Bizim toprağımıza saldırdı. Biz de bunun karşılığını verdik ve ilk defa kendi topraklarımız üzerinden gücümüzü gösterdik. Dolayısıyla burada şey var, bu meselede İran-İsrail gerilimi konusunda insanlar biraz daha böyle birlik beraberlik havasında. Konuştuklarım, gerçek duygularını mı söylüyorlar, ne kadar samimiler bilmiyorum ama hani sezerim, az çok sahayı iyi kokladığımı düşünürüm. Genel anlamda özellikle İran-İsrail meselesinde şeyler, hani daha böyle bütünler insanlar, yani İran'ın ordunun yanındayız diyorlar, işte güçlü ordumuz var. İsrail bize yaptı, elbette biz de karşılığını verecektik şeklinde konuşuyorlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim yani. Şimdi peki, son derece gördüğümüzü anlatıyoruz, objektif bir şekilde ara ara söylüyoruz. Ama dediğim gibi hani burada şöyle Göksu, en son cuma günü bir protesto oldu. Hani bu 2022 olayını hatırlattım ama o hani başörtüsü olayı, Mahsamini'nin öldürülmesi meselesiydi. Hani onu bir hatırlatmak istedim. Çünkü 2022'den bu zamana biraz daha hani bazı şeylerde, özellikle işte başörtüsü veya daha böyle sıkı kurallar, az bir şey hafifletilmiş, gevşetilmiş gibi. Burada protestolara baktığınız zaman Filistin'in yanında İsrail'e karşıt protestolar yapılıyor. Cuma günü devrim meydanında,
Cuma namazı çıkışı yüzlerce kişi bir araya geldi ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Tahran Üniversitesi önünde toplandı kalabalık. Cuma namazını kıldıktan sonra yürüyerek devrim meydanına geldiler. Pankartlar açıldı, işte ordu müzikleri çalındı. Epey kalabalıktı. Büyük bir protesto oldu. Şimdi ama ben size şimdi önemli bir yerdeyim bu arada. Başkent Tahran'da. Burası Tecriş Meydanı. Şimdi meydanı da göstereceğiz. Evet. Bu eylemler, Göksu, yani, bu protestolar İsrail karşıtı protestolar zaten Filistin'in yanında olan Gazze'deki katliamı her defasında duyurmaya çalışan ülkelerde zaten bu protestolar oluyor. Yani Türkiye'de de oluyor. Hatta Batı'da da oluyor. Yani Batı halklarının protestoları da gerçekten belki de eşi benzeri görülmemiş protestolar bence Batı'da oldu. Yani işte Amerika'daki protestolar Hollanda'da bile oldu. Yani dolayısıyla zaten hani İsrail karşıtı, Gazze'deki soykırımı duyurmak isteyen ülkelerin yapmış olduğu, özellikle halkların diyeyim. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman yani Amerika'nın otoritesi İsrail'in yanında ama Amerika'daki birçok kesim çok büyük protestolar yaptı. Şimdi burada İran'da, İran sokaklarında işte Cuma günü yapılan protesto önemliydi. Hani buradaki insanlar da susmuyorlar. İsrail'in yapmış olduğu Gazze'deki katliamı duyurmaya çalışıyorlar. İsrail karşıtı protestolar yapıyorlar. Cuma günkü saldırı da sadece İran'a yapılan saldırıya karşı oluşmuş bir kalabalık değildi bakın. Şöyle söyleyeyim size, Cuma günkü İran, başkent Tahran'daki protesto hem tabii ki İsrail'in İran'a saldırısı hem de Gazze'deki katliam. Çünkü devrim meydanında hem Filistin bayrakları açıldı hem İran bayrakları açıldı. Şimdi sahayı göstereceğim size ve 13 Nisan yani İran'ın İsrail yapmış olduğu misillemenin ardından başkent Tahran sokaklarında çok farklı afişler görüyoruz, posterler görüyoruz. Şimdi birçok yerde Göksu, daha önce de bazı yayınlarda gösterdim, işte İran füzeleri İsrail bayrağını delip geçiyor, böyle görseller var. Bir sonraki tokadımız daha sert olacak yazılı işte pankartlar, posterler, afişler var. İran ordusunun elindeki işte füzeleri, işte uçakları gösteren bazı görseller var. Bazı meydanlarda da şimdi Doğukan zoom girecek galiba. Göksu bak, şimdi karşıda siyah beyaz bir şey görüyorsunuz. Billboard, evet. bir pankart diyeyim yani, afiş diyeyim daha doğrusu. Şimdi bu Washington Post'un 13 Nisan'daki İran'ın İsrail'e yaptığı misillemenin ardından Washington Post'un atmış olduğu manşet. Şimdi İran sokaklarında çok enteresan Batı medyasının manşetleri de yer alıyor böyle afişlerde. Şimdi burada diyor ki, Farsça bir yazı görüyorsunuz, Washington Post'un ertesi gün attığı manşet bu. İsrail halkı için korkunç bir gece oldu. Washington Post bu manşeti atmış. Şimdi başka bir sokağa giriyorsunuz. Başka bir gazetenin, Batı medyasının işte atmış olduğu manşetler yazıyor. Böyle bakın, Batı medyası böyle haberler yapıyor diye İran makamları halka böyle gösteriyor. Şimdi net gözüktü mü bilmiyorum. Doğukan zoom girdi galiba, gördünüz. Hani bu afiş gibi birçok noktada var. Sadece bu Batı medyası afişlerinin dışında işte zaten her bir noktada İran bayraklarını görüyoruz. Ama bir de İsrail karşıtı afişler de var epey yerde. İşte mesajlar var. İşte bir sonraki tokadımız daha sert olur eğer bize doğrudan saldırırsanız şeklinde afişler var birçok yerde. Şimdi ama genel anlamda işte İsrail'e karşı İran'daki tavır, ya sen bize saldırdın, bizim ordumuzda, ülkemizde sana cevap verdi. Ve bizim ordumuzda güçlü. Bu öyle bir mesajın verilmiş olmasından dolayı insanlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Ha dediğim gibi korktukları için doğruları söylemiyor olabilirler. Ne kadar samimiler, ne kadar değiller bilemem. Ama genel hissettiğim, sezdiğim hava, ben hani dediğim gibi tansiyonu da iyi tutarım burada. Yani genel anlamda sahada. İnsanlar bu konuda böyle bir birlik içinde. Ve İsrail'e karşı da gerçekten insanlar çok sert tepki gösteriyor. Hem İran'a yapılan saldırıdan dolayı ama en önemlisi İsrail'in Gazze'deki soykırımından dolayı büyük bir tepki var İran'da, İran sokaklarında. Şimdi
Doğukan Teçriş Meydanı'nı gösteriyor. Bakın burada saat 22.42, yarım saat ileriyiz biz sizden. Tahran, başkent Tahran'da göksu aynen İstanbul gibi, trafiği özellikle yani yaşayan bir şehir. Hiç hayatın durmadığını size söyleyeyim. Yani sürekli bir trafik var, insan hareketliliği var, araba hareketliliği var. Malum yakıt ucuz, araba ucuz burada. Dolayısıyla yani herkeste bir, her ailede 2-3 araba var kesin. Çünkü bizim de bir yerden bir yere gitmemiz o kadar zor oluyor ki göksu. Şu an Teçriş Meydanı'nda, akşam ki ben yayın planlamamı dedim ki Teçriş Meydanı'ndan yapacağım. Burada yapayım dedim ama hani buraya gelebilmem için bayağı bir hani bir planlama yaptım yani. Trafiği göz önünde bulundurarak bir yerden bir yere gitmek kolay değil. Ama gördüğünüz gibi hayat burada normal akıyor diyeyim yani. Araçlar, insan hareketliliği, hayat normal akışında. Herhangi bir sokaklarda işte panik havası, insanlarda bir korku endişe hali yok. Pazar gününden bu yana yok. Ama cuma günkü olay ki işte patlama sesi İsfahan bölgesinde duyulmuştu. İsfahan'da İran'ın üçüncü büyük kenti ve gerçekten çok önemli, çok stratejik bir şehir orası. Patlama seslerinin duyulduğu. Yani İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, 3 drone'u imha edildiği nokta İsfahan'dı. Orası işte mozaikleriyle, saraylarıyla, minareleriyle, askeri tesisleriyle, nükleer tesislerle, hava üssüyle çok önemli. İran için stratejik bir şehir. Dolayısıyla cuma günü gece İsfahan'da duyulan o patlamalar, İran hava savunma sisteminin devreye girmesinden sonra böyle bir iki saat insanlar burada da olayı anlamaya çalıştı. Şimdi... İran medyasından tam net açıklama gelmedi. Bu saldırıysa kim yaptı? Net bir açıklama yok. Bir kafalar karıştı. Ama çünkü İran doğrudan İsrail vurdu demedi. Ama dün İran Dışişleri Bakanı, tabii buyurun. İran'ın savunma sistemlerinden, ellerindeki envanterden işte bahsettin, açtın biraz. Biz de az önce hem İsrail hem de İran'ın karşılaştırmasını, askeri personel ve savunma sistemlerini, füzelerini kıyasladık konuklarımızla. Şimdi burada tabii bunlar mı önemlidir yoksa diplomatik temaslar ve diplomatik güç mü? Sen de bugün askeri fuar merkezini gezdin yanılmıyorsam İran'da, değil mi? Evet. Evet. Evet Göksu. Önemli bir yere girdik. Özel izin alarak burada yani her noktayı görüntülemeye çalışıyoruz tabii. Orada önemli bir yerde. Evet. Şöyle yapalım o zaman. O görüntüleri bir izleyelim. Senden de değerlendirme istiyorum. Konuklarımızdan da. Bir izleyelim o görüntüleri. Fulya Öztürk bugün İran'da askeri fuar merkezini görüntüledi özel izinle. Şimdi bir izleyelim. Dünyanın gözünü çevirdiği iki ülke İsrail ve İran, tansiyon yüksek. Bu gerginlik savaşa dönüşür mü? Gerilim düşer mi? Henüz bilinmez ama bölgeyi yakından takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber günlerdir İran'dayız. İsrail'in Gazze soykırımı sonrası Orta Doğu'da krizin ikinci adresi İsrail-İran gerilimi. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine saldırması sonrası İran misilleme yaptı. Evet, Fulya, görüntüledin fuarı, askeri fuar merkezine. Arkanda görüyoruz çocukların da katıldığı, aslında 7'den 70'e herkese açık bir fuar. Değil mi? Kaç gün sürüyor bu fuar? Evet, evet. Göksu şöyle, o merkez aslında yani 3-4 yıl önce açılmış bir merkez ama son zamanlarda işte tabii insanlar burada da İsrail ve İran arasındaki gerilimi yakından takip ediyor. Ne olur ne biter diye ve işte ordunun gücünü araştırmaya başlıyorlar, yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla son zamanlarda bu 1 Nisan süreciyle başlayan, yani İsrail'in İran'ı vurması, İran'ın daha sonra misillemesi, buradaki hani orduya, envanterdeki işte teçhizatı olan merak, ilgi artmış. Bu merkezlere önceden bu kadar çok ilgi duyulmazken son zamanlarda bu olaylardan sonra daha bir ilgi duyulmaya başlanmış. Şimdi orada işte İran ordusunun hava savunma sistemleri, ki bütün ürünler yoktu tabii. Yani mesela 2 ay önce
İran yeni hava savunma sistemlerini tanıtmıştı. Onlar yoktu ama şunlar vardı. 13 Nisan'da İran İsrail'e yaptığı misillemede kullandığı işte kamikaze dronlar, İHA'lar falan sergileniyordu. O merkezde hepsi değil tabii. Kimisinin benzeri, kimisi aynı, kimisinin maketi, kimisinin gerçeği diyeyim size. Yani dolayısıyla oralara bir ilgi artmış durumda. İşte biz bugün gittiğimizde öğrencileri getirmişlerdi, çocukları getirmişlerdi ve anlatıyorlardı. Şimdi tabii ki her ülke kendi propagandasını yapar, kamuoyuna kendi gücünü söyler, hatırlatır. Bunlar normal olan şeylerdir. Ama biz özellikle İran'ın ordusunun elinde, çünkü son zamanlarda en çok neyi konuşuyoruz? İsrail mi güçlü, İran mı? İran'ın elinde ne var, İsrail'in elinde ne var diye. Bu tabii ki sadece İran kamuoyunda değil, dünyada da merak ediyoruz. Ediliyor. Haliyle İran'dakiler de bu sergi alanını, müze olarak adlandırılan tamamen askeriyeye ait bir bölgeyi ziyaret ediyorlar son zamanlarda. Göksu, bugün önemli. Bugün aslında Tasnim haber ajansı bugün bir haber geçti. 13 Nisan akşamı, yani gecesi İsrail'de yapılan misillemede kullanılan füzeleri sıraladı. Yani İran ne kullandı? Saldırıyı hangi füzeyle yaptı diye. Şimdi bugün bizim görüntülediklerimiz arasında Şahit diye geçiyor. Tam olarak hani telaffuzu. Şahit 129'u görüntüledik biz. Bu da İran'ın kullanmış olduğu bir İHA'ydı. Şöyle dediler ki biz İsrail'e bu saldırıyı İHA, kruz füzeleri ve balistik füzeler olmak üzere 3 tür silah kullanarak yapıldığı açıklandı. Tasnim Haber Ajansı bir liste hazırladı. İlk saldırı bir dizi intihar İHA'larıyla gerçekleşti denildi. Kamikaze dronlardan söz ediliyor. Ve 300'den fazla biliyorsunuz füze kullanıldı. İşte seyir füzesi, balistik füze, kamikaze dronlardan oluşan 300'den fazla füze kullanıldı. Şimdi dolayısıyla bir sıralama yapıldı. Yani burada hala gündem bu aslında demek istiyorum. Medyada çok sık konuşulmasa da zaman zaman hatırlatılıyor, haberler yapılıyor, paylaşılıyor İran medyasında. Mesela bu operasyonda yapılan açıklamayı okuyorum. Birinci nesil sabit kanatlı kruz füzeleri kullanıldı. Bu füzeler mobil fırlatıcıdan fırlatıldı. Bu füzeler gövdenin üst kısmına yerleştirilmiş turbojet motora sahip farklı tiplerde 1000 kilometreden 1650 kilometreye kadar menzile sahip jet motorlarının kullanılmasıyla bu füzelerin hedeflere 1,5 saatten daha kısa sürede ulaşması sağlandı denildi. Ve bir takım füzelerin menzilleriyle hangi füzelerin kullanıldığı, ateşlendiği de yazıldı. 1000 kilometre menzile sahip Kiam füzesi, 1400 kilometre menzile sahip Rezvan, 1450 kilometre menzile sahip Hayber, 1650 kilometre menzilli Emat. Şimdi bir takım böyle menzilleriyle füzelerin çeşidi, füzelerin özellikleri de paylaşıldı. Bir sıralama yapılarak Tasnim Haber Ajansı bu haberi geçti. Yani bu arada şu da konuşuluyor ya Göksu, hani ben gerçekten buradaki insanlar ne konuşuyor, ne anlatıyorlar, herkese kulak vermeye çalışıyorum. Batı medyasında, işte Türkiye'de de konuşuluyor. Bu bir tiyatro muydu, işte evet. Bu bir danışıklı dövüş müydü, İran niye böyle yaptı, İran niye haber verdi, İran'la İsrail aslında anlaşmalı şeklinde yapılan haberler burada tepkiyle karşılanıyor. Onu söyleyeyim.